Değerli izleyiciler, kent ve ülke ekonomisinin nabzını tutmayı sürdürüyoruz. Bu hafta programımızı İstanbul'da ev tekstili alanında dünyanın en iyi iki fuar organizasyonundan, en büyük iki fuar organizasyonundan biri olarak kabul edilen Evtex Fuarı'ndan gerçekleştiriyoruz. Bugünkü programımızda 23 yıl önce 600 metrekarelik alandan bugün 12 ayrı salonda ve 160 bin metrekarelik bir alanda gerçekleştirilen organizasyonda 2000'den fazla markanın yüz binlerce ürününü sergilediği fuarla ilgili tüm gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Fuara ilişkin olarak vermek istediğimiz bir başka nokta ise özellikle Bursa firmalarının ağırlığı. Yaklaşık 700 firmanın 3'te 1'i üretimin merkezi, tekstilin merkezi Bursa firması ve Bursa firmalarının da görüşlerini aktaracağımız programımıza başlıyoruz. Değerli izleyiciler, Türkiye dünya ticaretinden aldığı pay ile %1 seviyesine henüz ulaşmışken tekstil sektörü %3,1'i %3,2'yi zorlamaya başladı ve ev tekstil alanına baktığımız zaman ise Türkiye'nin çok daha ayrıcalıklı bir konumda olduğunu söylememizde fayda var. Geçtiğimiz yılın rakamlarına göre Türkiye'nin ev tekstili pazarında dünya piyasasından aldığı pay %4,5 seviyesine kadar ulaşmış durumda. Son yıllardaki kan kaybına rağmen sektörün bu paya ulaşan, bu rakamlara ulaşan ender sektörler arasında olduğunu da belirtmekte fayda var. Bugün gerçekleştirilen fuarda ise bu gücü görmek mümkün. 46 ülkeden yaklaşık 50 bini yabancı olmak üzere 125 bin ziyaretçi var burada ve binlerce markanın, yüz binlerce ürünün sergilendiği fuar alanında Bursalı firmalar da üretimleriyle, inovatif yaklaşımlarıyla yeniden fuara damga vurdular her yıl olduğu gibi ve 23. Ev Tekstil Fuarı'nda Bursa firmalarının görüşlerinin yer aldığı röportajlarımıza geçiyoruz şimdi de. Fuar beklentimizin oldukça üzerinde gerçekleşiyor. Aynı zamanda gelecek vaat ediyor açıkçası. Bu sene de devletimiz yeni teşvikler eklemiş. COSGAP dışında Ekonomi Bakanlığı da desteklerini veriyor bu sene. Yani güzel geçiyor. Bizim beklentimizin oldukça üzerinde geçiyor. Gerçekleşiyor. Biz yenilik konusunda biraz cesur davranıyoruz. Bu konuya da oldukça iyi yatırımlar yaptık ve karşılığında bu fuarda oldukça görüyoruz. Yani çok güzel sonuçlar alıyoruz şu an için. Evet, mutluyuz yani, memnunuz. Biz de çok teşekkür ederiz, sağ olun. Bu sene diğer senelere göre biraz daha düşük bir fuar geçiriyoruz, doğruyu söylemek gerekirse. Ama daha aktif, gelen müşterilerin daha spesifik olarak nokta atışı yaptığını görüyoruz. Bu bizim için daha güzel bir şey. Bildiğiniz gibi fuar dünyanın en büyük ikinci ev tekstili fuarı. Ama inanıyorum ki ilerleyen yıllarda, bundan sonraki dönemde çok daha iyi olacak. Bu sene gerçekten Avrupa'ya yönelik, biliyorsunuz ekonomik olarak Avrupa'daki yükselişi kullanma adına Avrupa'ya yönelik bir koleksiyon yaptık. Yeni koleksiyonumuzda daha çok natural ve yeni renklerimizi kullandık. Bundan da sonuç aldığımızı düşünüyorum. Güzel geçiyor, güzel bir fuar oluyor, mutluyuz. Şükürler olsun, iyi de bir fuar geçirdik. İnşallah son iki günde çok güzel geçer, bu şekilde tamamlarız fuarı. Biz daha çok Orta Doğu'yu hedefliyorduk bundan önce ama Avrupa'daki, söylediğim gibi, Avrupa'daki ekonomik yükselişi biraz daha kullanma adına artık biz Akdeniz çanağı dediğimiz, işte İtalya, İspanya, Portekiz, Yunanistan odaklı ama biraz daha işte Avrupa'nın göbeğine doğru yönelen bir koleksiyona sahibiz ve burayı amaçlıyoruz. Ve sonucu da aldık bu fuarda, birazcık sonucunu aldık, bu konuda da mutluyuz. Şükürler olsun, güzel geçiyor.
Dünyanın ikinci büyüklükte fuarı olduk diyorsunuz. Ne kadar güzel. Türkiye'de bu fuar zamanında bütün yeni çeşitlerle hazırlanıyoruz. Ve bütün dünyadan gelen müşterilerimize ürünlerimizi sunuyoruz. Burada biz her yıl çok yoğunuz. Bir de biz sıra dışı mallar yapıyoruz biz. Pek piyasayla da örtüşmeyen, değişik, yenilikleri çok takip ederek devam ediyoruz. Her yıl çok memnunuz fuardan. Biraz çizgimiz sıra dışı olduğu için satışlarımız da ona göre daha güzel oluyor, daha bol oluyor, bereketli oluyor. Şu anda Rusya, Ukrayna, yani 30'dan fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Fiyat politikamız her zaman uygun olarak zaten ürünlerimizi satıyoruz. Biz bu sıkıntıları fazla çeken bir firma değiliz. Çok alışılagelmiş ürünler, düz ürünler yapan firmalar belki biraz daha sıkıntı çekmiştir. İddialı ürünler yaptığımız için normal fiyat politikamızda bizim hiçbir değişiklik olmadı. Evet, kaliteye çok önem veriyoruz, müşteriye değer veriyoruz. Yani onların istediği ürünleri yapmaya çalışıyoruz. Yani başarılıyız diye kendimizi görüyoruz. Onlar artık sizlerin takdiri. Özellikle hizmet verdiğimiz sektörlerin başında ev tekstili geliyor. Bu fuarlarda katılmamızın sebebi müşterimizle beraber burada olmak ve onların ihtiyaçlarını, yeniliklerini izleyebilmek için geldik. Geçmiş yıllara göre değerlendirdiğimizde bildiğiniz gibi ev tekstili Türkiye'de, Avrupa'da 1 numara, dünyada 3 numara olarak geçiyor. Bu seneki fuarla ilgili olarak ise yabancı müşterilerin sayısında bir azalma söz konusu. Onun dışında baktığımız zaman ihracatımızda aksine yükselme var firmalarımızın. Özellikle ev tekstil firmalarının. Zaten Türkiye ihracat da yükseliyor. Ev tekstil firmalarının da ihracatları yükseliyor. Bizim ihracatımız da artıyor. Fakat böyle bir sıkıntı bu sene oldu. Ama zaman içinde bunun da tekrar ben rayına gireceğine inanıyorum açıkçası. Ev tekstil firmalarımız Ar-Ge ve inovasyon konusuna çok daha fazla değer ve önem veriyorlar. Ve hepsi yeni ürünlerle, yeni koleksiyonlarla müşterinin karşısına çıkıyor. Türkiye'nin önünde tabii daha yol var. İhracatı daha da yükselme potansiyeli olan bir sektör ev tekstili. Tabii bu tek onu soracağım. Hani Bursa'nın özel projelerinden bir tanesi. Oranın katkısı özellikle hem mevcut yürüyen işlerimizle ilgili firmalarımızın hem de teknik tekstillerle ilgili yeni yapacakları projelerde gerçekten bulunmaz bir merkez ve Bursa için bir nimet. Buranın içinin mutlaka sanayicilerimiz projeleriyle doldurularak Türkiye'nin ihracatına büyük katkılar sağlayacağını düşünüyorum. 32 yıldan beri döşemeli kumaş üretiyoruz. Bursa'da 10 bin metrekare kapalı alanda çalışıyoruz. Sektörümüzde de yaklaşık 82 ülkeye bugüne kadar ihracat yaptık. Daha çok dünyada bilinen editörlerin, önemli toptancıların tedarikçisiyiz. Katıldığımız belli başlı fuarlardan biridir Evtex. Bununla beraber Heimtex, Proposte ve Mood Fuarı'na katılıyoruz. İbrahim Burkay Bey'in Uludağ İhracatçılar Birliği'nden başlattığı çok güzel projeler var. İtalya'daki fuara toplu katılımlar gibi ya da diğer sektörlerdeki yani oradaki çabaları çok takdir ediyoruz.
Biz de çok faydalandık. Yani bu sanayicilerimizin hem önünü açmaya, daha küçük olan işletmelere fırsat vermeye yönelik çalışmaların çok faydalı olduğunu görüyoruz ve teşekkür ediyoruz. Değerli izleyiciler, bildiğiniz gibi 2008 krizinin etkileri tüm dünyada ki bazı bölgelerde artarak devam etti. Bazı bölgelerde de ki Avrupa Birliği ülkeleri bunun içerisinde krizin etkilerinden kurtulmaya dönük çalışmalar, çabalar devam ediyor. Türkiye'deki firmalar açısından değerlendirdiğimiz zaman ise bu etkilerden kurtulmak, pazar çeşitliliğini artırmak, yeni pazarlara yönelmek adına farklı çalışmalar da gerçekleştirilmekte. Ama ürün kalitesi ve yenilikçi yaklaşım firmaların asla vazgeçmediği unsurlar. Bursa'da biliyorsunuz Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği başta olmak üzere Butekom gibi kümelenme ve urge çalışmaları gibi çok özel projelerin içerisinde ve bu firmaların, Bursa'daki firmaların bu çalışmalara en yakın şekilde ve yeni ürünlerle dünya pazarına ulaşmaları noktasında önemli çalışmalar gerçekleştirilmekte. Firmaların isterseniz biraz da bu yöndeki yeni pazarlara dönük, ihracata dönük yaklaşımları nelerdir? Biraz da onları aktaralım sizlere. Şimdi diğer röportajlarda sizleri baş başa bırakıyoruz. Şu anda da Evtex fuarında müşterilerimize hizmet vermeye, yeni kreasyonlarımızı onlara tanıtmaya çalışıyoruz. Geçen senelere oranla bu sene gayet verimli bir fuar. Katılımcı sayısı olarak da, ziyaretçi sayısı olarak da, firmamızı ziyaret eden kişi sayısı olarak da diğer senelere göre çok daha verimli geçiyor. Çok şükür. Genel manada da fuara baktığımızda olumlu bir hava mevcut. İnsanların Türk mallarına, bizim mallarımıza olan ilgisi üst seviyede. Dünya genelinde yaşanan olumsuz olaylara rağmen ülkemize olan ilgi hızla artmakta. Bu bizi sevindiriyor. Aynı zamanda da daha iyi şeyler yapmaya itecektir. Biz de elimizden geleni yapıyoruz tabii bunun için. Onun dışında ürünlerimiz, biz her 6 ayda bir koleksiyon yenileyen bir firma olduğumuz için yeni şeyler görmek isteyen müşterilerimiz her zaman buraya geldiklerinde en iyi ürünleri, en iyi fiyata ve en yeni ürünleri burada görebiliyorlar. Onları da memnun etmeye çalışıyoruz. Memnun ettiğimize de inanıyoruz. Şu ana kadar iyi bir fuar. Hali hazırda 35 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bunun dışında çok ekstrem ülkeler olan Çin, Hindistan, Ghana, Hong Kong gibi pazarlarda da varız. Buralara da ihracat yapıyoruz. Her ürün gamında müşterilerimizi tedarik etmeye çalışıyoruz müşterilerimize. Genel manada bu sayı daha da artacaktır diye düşünüyorum. Çünkü ülkemizin bilinirliği, bu alandaki bilinirliği gitgide artmakta. Gerek BTSO'nun, gerekse Ekonomi Bakanlığı'nın bu alanda yapmış olduğu atılımlarla daha da bu seviye yükselecektir diye inanıyorum. Biz Hindistan dediğimizde dünyada ikinci sırada şu anda havlu üreten ve ihracat yapan firmalar, ülkeler arasında biz buraya havlu veriyoruz. Onun dışında Mısır'a havlu veriyoruz. Pamuğun ana vatanı bildiğiniz üzere. Çin bu işin menbaı bildiğiniz gibi, fiyatların en iyi olduğu yerler. Buna da biz ürün sağlıyoruz, ihracat yapıyoruz. Ghana bunun dışında Afrika ülkesi bildiğiniz gibi. Buraya da ihracat yapıyoruz. Yabancıların Bursa firmaları, Bursa'yı, Türk ürünleri tercih etmelerinin altında yatan temel neden nedir? Her şeyden önce kalite. İkinci husus, şehrimiz insanların biraz daha sıcakkanlı olması, daha profesyonel çalışmaları ve işlerinde iyi olmaları bence. Ev tekstili fuarına her yıl katılıyoruz.
Burada işte dünya trendlerini de takip ederek müşterilerimize yeni kreasyonlarımızı, yeni ürünlerimizi sunuyoruz. Bu fuara katılış amacımız bizim bir anlamda prestij amaçlı bir katılıyoruz. Yani bu fuardan satış anlamında çok fazla bir şey beklemiyoruz. Çünkü bizim iç pazarda oturmuş bir pazarımız var. Bunun dışında ihracatla ilgili de Haim Tekstil Fuarı'na da katıldığımız için orada yıllık siparişlerimizi alıyoruz. Orada da ürünlerimizi tanıtıyoruz. Bu fuara katılmamızın en büyük şeyi prestij amaçlı katılıyoruz. Ev tekstili söylediğiniz gibi dünya pazarında önemli bir yere sahip. Bunun da devamını sağlaması için, geliştirmesi için de markalaşmaya önem vermeli. Dünya trendlerini, modasını iyi takip etmeli. Özellikle tasarım konusunda sürekli yenilik, sürekli gelişmeye açık olursa ve geliştirirse bütün firmalar kendini çok iyi noktaya geleceğine inanıyorum. Geçen sene ve bu sene beklentileri tuttuk biz firma olarak. Geçen seneki fuar beklentimiz çok üzerindeydi. Bu sene de bir düşük tuttuğumuz için beklentilerimiz üzerinde gidiyor şu an. Özellikle dün ve bugün de güzel geçti diyebilirim yani. Özellikle eski müşterimiz birçoğu geldi. Ufak tefek yeni müşterimiz de var. Bu zaman için bu konjonktürde gayet iyi. Yani Türkiye'nin bulunduğu çevre ülkelerdeki durumun çok net olmaması ondan da dolayı yani bu geçtiğimiz yıllardaki olan içerideki bir takım manipülasyonlar ama hamdolsun korkulan değil de şu anda beklenen üzerinde bir gelişme oldu iş olarak söyledim veya ziyaretler olarak yani memnunuz şu an için gayet memnunuz yani şimdi tabi buraya ziyaret eden ziyaretçilerin profili ne göre biz bunu söyleyebiliriz. Bizim çünkü burada ülke ziyaretler değil, ülkemize gelen ziyaretler ve firmamıza gelen ziyaretlere göre söyleyebiliriz. Bu anlamda genelde Avrupa haricinde diyelim, Avrupa ve Amerika kıtası uzak ülkeler haricinde, yani yakın coğrafyada gene iyi bir katılım vardı. Yakın coğrafya özellikle bazı ülkeler daha da fazla. Genel zaten Türkiye'de bizim bu CNR Eftex'in fuarının, genel böyle bir gördüğümüz bizim 40-50 ülkeye hitap ediyor. Bu ülkeler yine buralardaydı yani bu genel olarak. Ama diğer ülkeler biraz daha bu sene, ismin 2 senedir fazla yok. Özellikle Avrupa olmak üzere. Ama bunlar geçicidir. İnşallah önümüzdeki senelerde bunlar yine dahil olacaklardır yani. Bursa yani vazgeçilmez. Türkiye'nin tekstilinde vazgeçilmez. Sanayisi olarak, markalı olarak. Yani burada da zaten görüyorsunuz CNR'de de. Diğer fuarlarda da, yurt dışı fuarlarında da Bursa firmaları oldukça katılımcı olarak gidiyorlar. CNR'de zaten dünyanın en önemli fuarlarından bir tanesi. Eftex'in üstünde oturmuş bir fuar. O anlamda hamdolsun Bursalılar gayet iyi, başarılılar da. Çok teşekkür ederiz. Tabii çok uzun yıllardır fuarlara katılıyoruz, yurt dışı fuarlarına katılıyoruz. Türkiye'deki Evtex'e ilk başladığı yıllardan, TÜYAP döneminden beri katılıyoruz. Tabii her yıl katılımı, ülkeleri gözlemleyebiliyoruz. Fakat bu yıl özel bir yıldı. Alternatif pazar, evet zaten hepimiz alternatif pazarlar araştırıyoruz. Hatta ürünlerimizi de alternatif pazarlarla ilgili yönlendirme, araştırma, üretim açısından da çeşitlendirme yoluna gidiyoruz. Bunu da yapmak zorundayız zaten. Dünyadaki tüm politik değişimler, işte savaşlar hep yeni pazarların açılmasına yol açar. Biz üreticilerin görevi de dünyadaki tüm bu politik değişimleri de gözlemlemek, araştırmak, yeni pazarlar bulmak, bu doğrultuda yeni ürünler geliştirmek. Bizim görevimiz bu. Tabii ki biz de bunları yerine getirmeye çalışıyoruz. Ama dünya pazarı belli. Türkiye'nin bu pazardan aldığı pay çok az aslında. Bu payın artması gerekiyor. Türk üreticileri olarak. Özellikle ev tekstilinde. Bunun için çalışmamız gerekiyor hep birlikte. Başkanımız İbrahim Burkay Bey çok başarılı çalışmalar yapıyor. Çok doğru organizasyonlar yapıyor. Tabii ki zor bir süreç
ve bu organizasyonların sonuca ulaşması da ciddi çalışmalar gerektiriyor. Uludağ İhracatçılar Birliği'ndeki organizasyonlar da, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın da, özellikle Bursa ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki organizasyonları başarılı buluyorum. Bu sistemler eğer gerçekten hayata geçerse, tabii ki hemen gerçekleşmesi çok zor. Bunlar adım adım gerçekleşecek olan projeler. Ama doğru organizasyonlar yapılıyor bana göre. Ben çok ümitliyim ve başarıya ulaşacağına inanıyorum. O sebeple umarım sanayiciler de destek verirler. Ve BTSO'muzla, İhracatçılar Birliği'mizle birlikte sanayiciler olarak ivme kazanır ve hayatımıza, üretim yaşamımıza devam ederiz. Değerli izleyiciler, fuar organizasyonu ayrıca ikili iş görüşmelerine ve yeni trendlerin sergilendiği özel etkinliklere de sahne oldu. Ve fuar ziyaretçileri üst düzey katılımlarla da devam ediyor. Ekonomi Bakanı Sayın Nihat Zeybekçi de fuarı ziyaret edenler arasındaydı. Zeybekçi'nin fuar ziyaretinde de yanında Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İbrahim Burkay vardı. Ve Nihat Zeybekçi firmalarla görüştü. Ardından da kısa bir açıklama yaptı. Şimdi dilerseniz bu detayları ve o açıklamayı izliyoruz. Evet arkadaşlar, hep beraber hazırsanız eğer bugün ne derler, gözümüzün nuru, burnumuzun sızısı ev tekstili fuarındayız. Çünkü tekstilden geliyoruz. O sektörden geliyoruz. Ve bir zamanlar İhracatçılar Birliği Başkanlığı, yani Denizli Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçılar Birliği Başkanlığı'ndan gelmiş olmamızın da ayrı bir yeri ve önemi var tabii ki. Bugün bu fuarın ziyaretindeyiz. Şimdi ilk başladığımız zamanlardaki bu fuarın yoğunluğu ve fuara olan ilgi, talep, katılımcılar, ziyaretçiler... Ben bugüne geldiğimiz noktada hakikaten ben ne kadar büyük bir aşama kaydettiğimizi de görüyorum. Bu seneki fuarının çok daha yoğun katılımlı olduğunu gördük. Çok daha yoğun ziyaretçinin olduğunu gördük. Ve dünyanın önemli ev tekstil fuarlarından, en önemli ev tekstil fuarlarından biri haline geldiğini gördük. Bölgesel anlamda da bir lider fuar haline geldiğini gördük. Onun için ben emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum ama en büyük teşekkür ve tebrikim tabii ki burada standa olan, burada yer alan, burada dünyaya ürünlerini, fikirlerini, desenlerini, tasarımlarını pazarlayan şirketlerimize tabii ki burada tebrik ediyorum. İnşallah bu sene güzel bir fuar olur. Bu sene 2017 yılı Türkiye'nin ihracat seferberliği. 155 milyar doların üzerine çıkma yılı olacak inşallah. Aynı şekilde bunun ihracatçılarımız için de, her firmamız için de aynı oranlarla, en az aynı oranlarla artış yaşadıkları bir yıl olmasını temenni ediyorum. Daha çok üreteceğiz, daha çok ihracat yapacağız, daha çok istihdam ve daha çok büyüme inşallah bu sayede gerçekleştireceğiz. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Değerli izleyiciler, Bursa bildiğiniz gibi üretimin merkezi konumunda, ihracatta da Türkiye ekonomisini sırtlayan şehirlerden biri ve özellikle ev tekstili sektöründe ihracatı arttırmaya dönük teknik tekstillerin ve katma değerli üretimin payını arttırmaya dönük çalışmalar da Ticaret ve Sanayi Odası liderliğinde sürdürülmekte ve bu çalışmaların mimarı olan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İbrahim Burkay'ın da hem fuara hem de sektöre ilişkin değerlendirmeler oldu. Dilerseniz şimdi bu röportajımızı sizlere baş başa bırakıyoruz. Sektöründe dünyadaki en önemli iki tane büyük fuardan biri olan Evtex Fuarı'nın 2017 yılında Türkiye'nin ve dünyanın içinde bulunmuş olduğu şartlarla kıyasladığımızda gerçekten çok güzel bir fuar dönemi geçiriyoruz. Özellikle referandum sonrası yabancı alıcıların Türkiye'ye olan ilgisinin ve bu fuara olan ilgisinin çok merak edildiği ve tüm katılımcılar tarafından da
bu süreçte yakından takip edildiği bu fuarda görüyoruz ki özellikle Orta Doğu bölgesinden, Rusya, Türkiye Cumhuriyetlerden ve Afrika bölgelerinden ciddi katılım var. Avrupa bölgesinden katılım var fakat tabii ki geçmiş yıllarla kıyasladığımızda Avrupa bölgesindeki katılımı çok yeterli gördüğümü ifade edemem. Tabii bununla birlikte fuara baktığımızda ev tekstil sektörü Türkiye'de ve dünyada ihracat açısından gerçekten ülkemiz ilk 3 ülke içinde yer alıyor. Hindistan ve Pakistan'dan sonra gerçekten Türkiye 3 milyar dolara yakın ihracatıyla dünyanın en çok ihracat yapan 3. ülkesi. Ve tabii ki özellikle 2023 yılında Türkiye'nin dünya dış ticaretinden %1,5'luk bir pay alma hedefi var. Sektör olarak ev tekstil sektörü şu anda kendi alanında dünya dış ticaretinden %4'lük bir pay almış bir sektör. Bu da tabii ki başta Bursa olmak üzere ülkemizin bu sektördeki gücünü ortaya koymakta. Bugün 600'e yakın katılımcının olduğu bu fuarda 250'nin üzerinde neredeyse Bursa'dan firmamız bu fuara gerçekten büyük bir zenginlik kattı. Tabii firmalarımıza baktığımızda onların özellikle gerçekleştirmiş olduğu yeni koleksiyonlar ve Ar-Ge çalışmalarını burada dünyadaki tüm üreticilerle buluşturduğu çok önemli bir platform konumuna geldi Evtex Fuarı. Ve önümüzdeki yıllarda bu tabii ki artarak ivmesini devam ettirecek gözükmekte. Aynı zamanda bizim tabii özellikle ev tekstil sektöründe dünya pazarlarındaki gücümüze baktığımızda gerçekten bu fuarlarla birlikte biz Türkiye'nin ve Türk ev tekstil sektörünün dünyadaki algısını da imajını da ciddi anlamda yükseltiyoruz. Özellikle trend alanlarıyla ve yapılan diğer etkinliklerle artık ev tekstil sektörü dünyada trendlerin ve modanın belirlendiği bir merkez konumuna getirdi Türkiye'yi bu çalışmalar. Ve burada da tabii hem Uludağ İhracatçılar Birliği'nin, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği'nin hem de Bursa Ticaret Sanayi Odası olarak bizlerin bu sektörde yapmış olduğu çalışmalar ve Bursalı firmalarımızın gerçekten hem bu sektörün trend ve moda üretmesindeki bu kreatif yönüne olan katkısı hem de Türkiye ihracatına olan katkısı çok önemli. Tabii bizim Ürge projelerimizde işte hepinizin bildiği gibi tekstil konusunda yapmış olduğumuz kümelenme çalışmaları ve Ürge çalışmaları da firmalarımızın dünya pazarlarındaki rekabetini artıracak çok önemli bir ivme kazandırdı sektördeki firmalarımızı. Bunları artırarak devam ediyoruz. Ev tekstil sektöründe de kümelerimiz var ve bu anlamda da özellikle sektörle ilgili şirketlerimizin dünyadaki önemli pazarlarda başta işte Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere şimdi Rusya'da da yine TTM dediğimiz Türk Ticaret Merkezleri yapılanmasıyla Bursa Ticaret Sanayi Odası olarak inşallah firmalarımızı dünya pazarlarında alıcılarla birleştirecek çok önemli yapıları da inşa ediyoruz. Bütün bunlar tabii sektörün önümüzdeki süreçteki gelişimini de sürdürülebilir kılacak ve ev tekstil sektörünün hem Bursa'mızda hem de Türkiye'de gücünü artırarak devam ettirecek önemli projeler ve bu projeleri de inşallah Bursa Ticaret Sanayi Odası olarak bir bir hayata geçiriyoruz ve şirketlerimizin ve üyelerimizin hizmetinde sunuyoruz. Katma değerli ve inovatif ürünlerle dünya piyasalarına hizmet sunacaksak burada tabii Ar-Ge çalışmaları çok önemli. Biz de Bursa Ticaret Sanayi Odası olarak göreve geldiğimiz günden bugüne Butekom'un yani Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi'nin gerçekten kimliğine ve oradaki işlevine çok inandık. Ve bunu bir anlamda baktığımızda tabii Butekom'u ete kemiğe dönüştürdük. Bugün tekstil ve teknik tekstil konusunda Türkiye'nin en önemli merkezlerinden biri konumuna geldi. İşte bugün aynı zamanda Kalkınma Bakanlığı'ndan bu müjdeli haberi aldık. Kompozit Mükemmeliyet Merkezimiz de bakanlık tarafından onandı. 15 milyon liralık bir proje bakanlığın desteğiyle inşallah Tekstil Mükemmeliyet Merkezi'nde Kompozit Mükemmeliyet Merkezi'ni de hayata geçiriyoruz. Ardından nanoteknolojilerdeki yapılanmayı da inşallah bu merkezi tamamladığımızda dünyada örneği olmayan bir merkez Bursa'da tekstil sektörünün, otomotiv sektörünün ve makine sektörünün hizmetine sunulmuş olacak. Çünkü bu disiplinler özellikle tekstil sektörünün malzeme konusunda kompozit malzemelerle birlikte birbirine gerçekten çok ilintili disiplinler olması işte Bursa'nın makinede, otomotivde ve tekstildeki bütün altyapısını dönüştürecek güce sahip olacak. Burada da tabii şirketlerimizin bu anlamda ortaya koymuş olduğu performans bizim için çok önemli. 19 tane Ar-Ge merkezimiz vardı. Şu an 57'ye ulaştık ve hedefimiz 100'e çıkarttık bunu. Tabii burada Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığımızda çok koordinasyonlu bir çalışmamız söz konusu. Burada özellikle Teknoloji Transfer Ofisi ile biz burada mentörlük görevini de yapıyoruz. Özellikle önümüze seçmiş olduğumuz 150 tane firmamızın Bursa'daki
önemli firmaların mentorluğunu yapıp onların da Ar-Ge merkezi ve tasarım merkezi üyetine kavuşması için onlara bir anlamda destek oluyoruz. Tabii bütün bu çalışmalar mükemmeliyet merkezleriyle birlikte Bursa'daki şirketlerimizin hem bulundukları sektörde hem de bulundukları, sahip oldukları altyapı ve teknolojiyle diğer gelecekte şekillenecek sektörlere geçişinde onlara çok değişik bir dönüşüm ivmesi kazandıracak. Tabi bu merkezlerle bunları başaracağız. Sektörlerin, üyelerimizin, Bursa Ticaret Sanayi Odası üyelerinin yapmış olduğumuz olan projelere olan ilgisi bizi gerçekten çok mutlu etmekte. Yani bugün onun üzerinde Ur-Ge projesi, 8 tane kümelenme projesiyle yaklaşık 2000'in üzerinde şirket ve üyemiz bu projelerde kümelerin içinde aktif olarak yer alıyor. Bu çok önemli bir çalışma. Yani Türkiye'de şu anda bu çapta bu organizasyonları yürüten bir kurum bulunmamakta. Yani bizim özellikle küresel fuar ajantası projemizle neredeyse şu anda 4000'in üzerinde şirketimizi, üyemizi yurt dışında çok önemli platformlarda alıcılarla ve yurt dışındakini muhataplarla bir araya getirdik. İşte bütün bunlar hem dış ticaretimizi hem de mevcut sektörlerdeki şirketlerimizin Ar-Ge ve inovasyona dayalı üretime kaymasını çok ciddi anlamda destekleyen önemli projeler ve inşallah bu projeler her gün yenileriyle ilave olarak artarak devam etmekte. Bursa İş Dünyası temsilcilerinin standları ve ürünleriyle damgasını vurduğu Evtex Fuarı'nın sonuna geldik. Buradaki tüm detayları sizlere aktarmaya çalıştık. Bize ayrılan sürede böylece sona ermiş oldu. Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.